Bir gecelik gelin. Sabah kadar güzel, şafak bulutları kadar zarif olan Supiye. Erkenden kalkar, bahçeye iner, eliyle dikmiş olduğu çiçeklerini sular. Kuru otları yolardı. Bir heves bahçevanı ile şu eğlenceli hizmetini en güzel şekilde yerine getirmeye çalışıyordu. Bazen alaca karanlıkta yatağından kalkıp odasının bitişiğindeki çardağa çıkar kudretinden lüle lüle olan siyah ipek gibi yumuşak saçlarını perişan bir halde arkasına atar. Gece karanlığını yarmaya çalışan iri güzel kara gözlerini bahçesine dikip yavaş yavaş kaybolan gece karanlığını parlak bakışlarıyla büsbütün uzaklaştırmak isterdi. Zira bahçesini hayal meyal görüyorsa da çiçeklerinin rengini seçemiyor ve yüzü renkli güvercini izlemeyi başaramıyordu. Hava açıldıkça Supiye'nin beyaza dönmüş yüzü aniden görünüp güneş parlaklığında gibi görülmekte ve arkasına yığılan siyah saçlarının manzarası geceyi hatırlatmaktaydı. Telaşından güzel kirpikleri ateşli görünüşüyle garip bir ahin kalmış olduğundan genel görünümü güneşe benzemekteydi. Şafak attıkça kırmızı dudaklarını yarım aralayan tatlı tebessümleri artmakta. İnce gibi dişleri ise şevnemlerle süslenmiş beyaz bahar çiçekleriyle rekabet etmekteydi. Bahar ömrünün 17. senesini devam etmekte olan bu taze tomurcuk çiçeklerini ve kitaplarını severdi. Kasabanın diğer kızları gibi çalışmaları eviyle sınırlı olmayıp serbest yaşardı. Sabahın güzel rüzgarı yüzüne vurdukça kalbi duyguları şairane ile kabarıp garip bir surette çarpardı. Karşısında doğan güneşin ufukta oluşturduğu renk nakışlarına hayretle bakardı. Nihayet odasına döndüğünde kitaplarını düzeltir, böylece yemek vaktini bulurdu. Yemekten sonra okumaya dalar, akşamüstü yine bahçesine çıkar. Pederi Hacı Sadık Ağa'nın gelmesi üzerine elindeki kalemiyle karaladığı kağıt parçasını kamariyesinin bir köşesine atıp karşılamaya koşardı. Okumuş kızım, katip kızım, değerli bir okşayıcı cümlesine, her akşam pederinden şeker ve oyuncağı ele geçirmeye alışık, şımarık çocuklar gibi iyi huylu bir olgunlukla isterdi. Subiye pederinin kader kısmetiydi. Kendinden küçük diğer üç kız kardeşinin sahip olamadığı muhabbet ve itifata alışmış. Pederinin sözüne göre erkek evlat değerinde annesinin iddiasına göre tembel bir kızcağız idi. Supiye'nin diğer kız kardeşleri de güzel ve fazla olarak tombul kızlar olup 7 yaşında bulunan en küçük hemşiresinin bile elinde bükmek için pamuk ipliği veyahut örmek için bir tığ iğnesi bulunurdu. Daha büyüyecek olan diğer ikisi dahi adeta validelerinin görevlerine yardım etmekteydiler. Supiye onları hiç olmazsa sadece okumaya olsun alıştırmak isterse de başarılı olamazdı. Supiye'de doğuştan gelen nizamlara uyma hali de vardı. Neçareki Velayet Mektebi'nden diplomasını alıp çıktıktan sonra babası vatanı bulunan kasabaya geri dönmüş olduğundan tahsilini tamamlamayı başaramamıştı. Bu sebeple pek tatlı, pek ruh okşayıcı olan üstünlük işaretleri de gayri muntazam vezni ve kafiyesi karışık bir halde kalmıştı. Hacı Sadık A orta derece zenginlerden olup İyilik sahibi ve doğruluğuyla kasabasında seçkin bir kişi idi. Üç çiftliği olup en önemlisine Rumeli göçmenlerinden terbiyeli ve nazik, özü sözü doğru Aptuş Bey isminde bir kimseyi subaşı olarak seçmiş ve kârlı çıkmıştı. Aptuş Bey'in senenin sonunda bin para beklemeyerek hakkına razı olması sayesinde Hacı Sadık Ağa epeyce büyük bir servet edinmişti. Hacı Sadık Ağa da buna karşılık olarak aptuş Bey'in büyük oğlu Cafer'i tahsile gönderip bütün hesap işlerini ona havale etmiş ve kıymetli kızı Supiye'yi de nikahlayarak erkek evlattan mahrum olduğu sebebiyle gelecekteki damadını kendine vekil ve evlat etmişti. Cafer pederi gibi doğru ve üstün vasıflara sahip bir genç ise de serbest tavırlı ve gayet ateşli olduğundan Hacı Sadık Ağa'nın zoruyla elinde bulunanı atıp mükemmel bir silah almaya ve ata binip çiftlikleri dolaşmayı severdi. En tehlikeli ormanlarda av avlamaktan zevk alır, korku nedir bilmez. Karlı tipili havalarda yolculuk ederek karşısına tesadüf eden canavarları büyük bir kahramanlıkla yok eder bir afacan idi. Şair olan Supiye'nin tavırlarına tamamıyla zıt olan şu damadı Hacı Sadık Ağa'nın fena seçmiş olduğu akla gelse de böyle değildi. Supiye'nin şiirleri, çiçekleri, deve kuşlarını tarif yolunda başlar ve onları sevdikçe katışıksız vatan sevgisinden bahseder. Vatanın muhafazası içinde değil yalnız devlet görevlilerin kadınların bile çalışması gerektiğini ortaya kordu. Görülüyor ya, de milli gayret ve vatan sevgisi fazlasıyla mevcuttur. Hacı Sadık Ağa'nın karısı pek hamarat bir kadın olduğu için tembel Supiye'nin Aptuç Bey'in çiftlik yakınında olan hanesine gelin gideceğinden pek memnun oluyordu. Bununla beraber çeyiz hazırlığının kızının maharetli ellerine bağıraksa kalem ve kitap tutan o ellerin iğne tutması pek sıkıntılı olacağından ortanca kızıyla gergefin başına geçip vaktiyle her şeyin hazırlamıştı. Bir sabah sopiye bahçe hizmetini bitirerek odasına henüz dönmüştü ki hızlı hızlı kapı vurulunca garip bir surette yüreği oynadı. Gelen Cafer idi. Haneye girer girmez ''Aa baba'' diye haykırarak Sadık Ağa'nın odasında soluğu almıştı. Cafer'in yüzünde görülen telaştan ve üstünün başına silahla donatılmış olmasından Sadık ve karısı şaşırarak ''Ne var?'' sorusunu sormaya mecbur olmuşlardı. Cafer'in yüzünden mutluluklar saçılıyordu. Heyecanla işte ben de büyük savaşa gidiyorum." dedi Sadıka. "Baban bedel vermişti." Cafer, "Evet ama benden habersiz vermişti. Babama yalvardım, ağladım, izin aldım. Anamı da razı ettim. Şimdi siz de bir pederimsiniz. Elinizi öpmeye ve Supiye'yi alıp götürmeye geldim. Yarın hemen gidiyorum." Sadıka, Aha hiç olur mu? Geldikten sonra alırsın." Supiye'nin validesi, "Yok" Bak Cafer, ben kızımı düğünsüz, derneksiz vermem. Düğünde güreş olmalı, davul çalınmalı. Cafer kayınvalidesini kolundan tutup pencerenin önüne götürerek. Bak işte, düğünümüzün davulu çalınıyor. Güreşi de ben muharebede düşmanlı edeceğim, dedi. Cafer'in gösterdiği mahalde bir topluluk yeşil bayrak elinde toplanmış şarkılar okuyup davul çalarak din uğruna gazaya gidecek gönüllü erleri toplamaktaydılar. Sadık ağanın gözlerinden yaşlar akarak. Al götür arslanım. Kızıma bundan şerefli bir düğün yapılamaz. İhtiyar olmasaydım ben de sana refakat ederdim. Madem ki bunu yapamam, oğlum da yoktur kızımın kocası. Bu şanlı vazifeyi ifa etsin dedi ve karısının muhalefetine kulak asmayıp Supiye'nin kolundan tutarak Cafer'e teslim eyledi. Cafer getirmiş oldu köy arabasına Supiye'yi bindirerek ikamet ettiği nahiyenin yolunu tuttu. Supiye'nin anası da bir saat sonra kızına lazım olan gelinlik elbise vesaireyi alıp kendi malları olan öküz arabasına binerek yola çıktı. Ertesi sabah Cafer'i bir gecelik gelin olan Supiye giydiriyor ve silahlarını eliyle takıyordu. Ayrılmak epeyce dokunaklı oldu. Sadık Ağa'nın karısı kızını alıp götürmek istemişse de Supiye ebeveynin iltifatları ile teselli olmaktan ise kayın vadesiyle kayın bedeninin yanında kalıp üzüntülerine katılmayı tercih eylemişti. Günler geçiyordu. O geniş vadiler uzaktan birbiri üstüne yığılmış gibi görünen dağlar bir gecelik geline hep harp yerini göz önüne getiriyor. Cafer'in kanlar içinde kalan hayali ise bir sıkıntıdaki dost gibi gözleri önünden geçiyordu. Bir gün Cafer'in yaralanmış olduğunu duydular. 15 gün sonra da hanelerinin önünde bir köy arabasının durduğu görüldü. Birkaç saniye sonra Cafer de ispatı vücut etti. Cafer biraz topallayarak odaya dahil olmuştu. Ebeveynini Sonrasında karısıyla küçük biraderini kucakladı, üstünden paltosunu atınca şerefli göğsünü süslemekte olan bir madalya göze çarptı. Peder, oh oh Cafer, memnun oldum dedi. Diğerleri de tebrik ettiler. Cafer, baba, bak görüyorsun ya, sapa sağlamım. Ayağım biraz aksıyorsa da konuşma aklıma bile zarar vermiyor. Bugün sizi bir iki saat kadar görmeye geldim, yine gideceğim. Validesi, ne? Yine muharebeye mi gideceksin? Hiç olur mu? Subiye'yi nasıl bırakıp gideceksin? Cafer, anneciğim bir gecelik gelin iken nasıl bırakıp gittimse yine öyle gideceğim. Vatan her şeyden azizdir. Değil mi Subiye? Subiye'nin yüzü övünme ile kızardı. Kocasına doğru ilerleyerek Cafer, benim de senden beklediğim budur. Allah yolunu açık etsin inşallah. Zaferle geri dönersin dedi.